böyle evden çıkarken hep belini tutar çıkardın. Hep merak ederdim kendini niye. Sonmalarda anladım. Neyse. Tamam, şimdi buraya projeyi çiziyorum ben. Tamamdır. Ama bunu uzaktan göstermiyor mu ya? Ha. Ne diyorsun ya? O Evet. neymiş la hakikaten? Arkadaşlar, bu Bakın. ev ciddi anlamda çok ciddi bütçeler. Bak, boyaları filan da hazır içeride. Yani bu eve çok büyük şeyler harcayacak. Biz şöyle bırakalım parçaları. Burası bildiğin villa yani. Siz getirin parçaları. Ben şöyle kitabıma bakayım bir. Tabii. Tamam, ben zaten beynimde hafızam çok parlak bir insan olduğumdan dolayı hiç bakmama da gerek yok. Ben bakıyorum. Ben bunun iskelesini kuruyorum arkadaşlar. Daha zaten Ondur yapılacak işlerimiz çok burada. mühim abi. Evet. Mimarım kaç güne yaparız biz bu evi? Oğlum Yani yaparız akşam tabii. Merak yapacağız mı etme. burada ya? Koy canım sen şuraya. Niyazi sen de gel oğlum buraya. Niyazi beni pek Sikeceğim bu mimarda. Efendim amirim ne dediniz? Canım benim diyorum ki tahta getir. Orada aylak aylak geziyorsun ama maaşından keseceğim. Duydun mu Niyazi? Elimdeki odun sana gitsin yavrum olur. Ya bir saattir bekliyorsun başında. Oğlum sokmaya çalışıyorum deliye. Birazcık insan. Hayır sen ihtiyarlamışsın. Bir deliye sokamıyorsun ya. Arkadaşlar böyle yaparsanız çeker giderim lao. Yok yok umarım yok yok. Buyurun siz Yani istediğiniz efendim. evi çiviyle çakmaya çalışırsanız ben size söyleyeyim. Üç tane en fazla. Ama bak Buyurun sizi buyurun. bekliyorum burada sabahtan beri yani. Özür dilerim. Bu ne Umarım. yavaşlık yani? Bunun da afratına Efendim? tafratına. Dedim ki bu ev kaç güne biter amirim? Biter canım, merak etme. Tamamdır. Evin iskelesini falan yaptık. Betondan falan lazım. Beton la şey yapacağız. Amirim kaç kilo çimento lazım buraya? Bayağı çimento lazım. Çimento ucuz muydu? Ucuz muydu? Gibi gibi 365 kilo çimento lazımmış buraya. Tamam. Tanesi 1 dolarsa o kadar Tabii bir ucuz mudur dolar. ki? Bakarız amirim, bakarız markete gidip. İskeleyi kurduk sayılır ya. Amir, mimarım isterseniz siz bir gidin çimento alın. Oğlum Ben bozuk çimentoyu da mı ben alayım? Bu kadar işin gücün içerisinde onu da mı bana haklısınız, yaptıracaksın? haklısınız. Ben giderim mimarım. Hadi canım çabuk. Şey yapma. Tamam. Bir de metal mi lazımdı bize Metal de mimarım? lazım yiğidim. Hadi çabuk aslanım. Hadi bakayım hemen ben bir. Ulan o kadar iş yapıyor hala bana şunu kitlemeye çalışıyor. Şöyle şey. Babasını da sevmedi. O ne lan? Niyazi. İş başında uyu. Niyazi. 5 dakika daha ne olursun ya? Kalk Emredin amirim. lan. Odun getir vallahi götünü sokarım ben. Sen. İçim geçmiş amirim, pardon. Vallahi içine geçir diyeceğim şimdi.
Daha iskeleyi yapıyor. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aleyküm selam arkadaşlar. Yine oyunlar oynasın. Hep aynı oyunlar demişsin de. Rain Simulator oynamayalı kaç ay oldu lan? Abi 2-3 ay var ya en kötü. Yani götten atayım. Belki tutar edasıyla yazdığın yorumlar. Gerçekten tutmadı. Tutmuyor canım benim. Onun için götten sallamadan önce şöyle bir yayıncıyı bir takip etmek lazım, bir izlemek lazım. Hatta burada durmak zorunda da değilsin. Yani Rain Simulator'u sevmiyorsan izlemeyebilirsin. Sanki kafana silah dayayıp yayın izleyeceksin. Yoksa öldürürüz diyoruz. Yalnız bunun ne diyor motor, bunun benzini bitiyor lan galiba. Orada benzini bitiyor lan galiba. Hallederiz. Abi oyun paralı mı? Yok bir tane paralı değil oyun. Oyun paralı değildi değil mi lan oyun? Paralı. Ne kadar? Ama çok cüzi bir şey. 30 lira mı öyle bir şeydi diye hatırlıyorum en son. 30 lira bir şeymiş arkadaşlar. Oo, 50 kilo çimento $250 mimarım. Oğlum temele şey düşürdüm alamıyorum ya, tahta düşürdüm 2 tane tüh. Ney 50? 50 kilo çimento $250. Ucuz mu sen? Diyorum ki 50 kilo kullanacağımıza 25 kilo kullansak. Yok malzemeden çalmış olduk bu sefer, yarın bir gün bir depremde bir daha dökülür. Ya bizim aldığımız hep öyle yapıyor. Bize 365 kilo lazım yani. Bundan 7 tane hatta 8 tane desek 8 çarpı 250 2000 dolar yapar. Yani yaklaşık olarak 1800 dolarımız eksik. 1800 dolar mı? Evet. Nereden bulacak lan orada parayı? Bekan vallahi bilmiyorum. Bir şey yani. Teşekkür ederim yani. Burayı da bir alırsın aşkım. Bir de ayrı metali nereden bulacağız onu daha bulamadım. Nasıl anlamadım. Metali nereden bulacağımızı bulamadım. Ben diyorum ki abi mimarım isterseniz şu an size gelirken boş gelmeyeyim diye bir 250 dolar. Sen getir alayım. Aynen getir canım benim. Aman mermi de al. Mermimiz yok. Tamam onun için markete uğrayacağım şimdi. Abi Ayaz ne yapıyor demiş. Bir tanem Ayaz bugün huysuz gününde her tarafa bağırıyor, kızıyor bize. Benim üstüme sıçtı mesela. Benim de üstüme bir adet kusmuk attırdı. Ayaz bugün huysuz gününde. Ben ona küstüm hatta. Biz bugün küstük ona. Az bir şey. Yarın Serkan, yeni barışacağız. Bir davet etsene tekrar. Bir saniye. Biz bugün çok kötü küstük Ayaz Efendi'de. Gece uyurken gözüme defik attı. Bu arada çocuklar diyor ki bak abi diyor görev yapın diyor. Para kazanın diyor. Evet bak bende şu an görev olarak şey gözüküyor. Yumurta sepetiyle iki tane tavuk al gözüküyor. Tamam canım hadi o görevleri yapalım hızlı bir şekilde. Tamam ben markete gidiyorum şimdi gereken onları da alayım. Aa bak bu evleri yıkınca para veriyor mu bize? Dene. Dur 133 dolar. Yok vermiyor. Şu
Şimdiki. Evin içinin para da mı çıkmıyor ya? Çok saçma. 24 tane vermek çocuklar. Sandık yumurta çıkabilir sefendi. Daha buradan. İki tane de tavuk alıyorum. Al al al. Bak bizim toplam... bugün bu evi yapmamız lazım ha, ona göre. Mimarım mermi alırsak tavuğu para kalmıyor. Mermi al ama mermi olmasa et bulamak. O zaman baba ayılara sıkarık. Şey yapalım. Neden para kazanacaksak? Bende birazcık mermi var. Ben bu tavuklarla şeyi size getireyim. Gideyim iki ayı vurayım, onları da satayım. Onun parasıyla size mermi aldık. Tamam oğlum. Oha. Selamünaleyküm hocam. Hayvan edip kafan kırıyordum. Kadastro müdürlüğünden geliyorum. Dedeniz burayı 3 eşit parçaya, 3 torunla ayırmış. İfraz işlemini yapacağız. Vezir Bey hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk beyefendi. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız Tugay Bey? İyilik Vezir Bey. Bıyık bırakmışsınız biraz. Dedeniz burayı ölmeden önce vasiyet olarak 3 torunu arasında eşit parçaya bölünmesini vasiyet etmiş Tugay Bey. Tamam, ben diğerleriyle konuştum. Bütün paralar bende kalacak. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımız şu anda ifraz işlemi için bekliyorlar Tugay Bey. Bilginiz olsun. Yani 3 parçaya bütün arazileri böleceğiz. Vasiyet böyle. Anladım. 3 evi yıkmamız gerekiyormuş. Diğer evler bağa giriyormuş. Sevgili Vezir Beyciğim, sizi Niyazi eski oğlunun oraya gönderiyordu. Siz orada takılırken ben burayla bir ilgilenmem gerekiyordu. Teşekkürler. Tabii. Teşekkürler.